Türk savunma sanayinin 10 yıla 13 havacılık motoru sığdırdığını biliyor muydunuz? Bu motorların çok kritik görevler için üretildiğini duymuş muydunuz? Türkiye 2010'lu yıllara kadar havacılık motorları alanında neredeyse tamamen dışa bağımlıydı. Artık oyunun kural koyucuları arasında biz de varız. Yerli üretim motorlarımız hakkında akıllardaki tüm soru işaretlerini mümkün olduğunca giderecek yeni bir bölümle karşınızdayız. Bu videoda son 10 yıla 13 havacılık motoru sığdıran Türkiye'nin bu alandaki taşıyıcı kolonu olan TEİ'nin ortaya koyduğu ürünlere yakından bakacağız. Üretilen motorları, bu motorların kullanılacağı platformları ve günün sonunda Türkiye'nin bu alandaki yol haritasını dinlemeye hazırsanız başlıyoruz. Bir kez daha hatırlatmak isterim. GZT'ye abone olarak yeni envanter içeriklerimizden kolayca haberdar olabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Konuya girmek için TEİ'nin kuruluşundan başlayıp tarihi sırasına göre videoları ard arda sıralamak belki de kolay olanı. Ama biz böyle ilerlemeyelim ve daha bütünsel gidelim istiyoruz. Bu nedenle de en son söyleyeceğimizi ilk başta söyleyelim. Türkiye, motor konusunda çok uzun yıllardır ciddi tecrübeler edinmiş bir ülke. Öyle ki dünyanın kendi alanında en gelişmiş motorlarını bizzat ülkemizde bulunan tesislerde üretebildiğimizi unutmamak gerek. Yani bir anda sihirli bir değnek dokundu da savunma sanayinde yerli ve milli motor haberleri peş peşe gelmeye başladı sanmayalım. Bu vesileyle Türkiye'nin yerli ve milli motor yolculuğunun başından bugününe her kimin emeği geçmişse hepsini saygıyla analım. Çünkü hem geçmiş nesillerin attığı o ilk kritik adımlar hem de bugün canla başla çalışan genç mühendislerimizin ve onlara yol gösteren tecrübeli isimlerin hakkını ödeyebilmek gerçekten de çok zor. Yerli motor meselesi aslında hikayenin büyük kısmında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarıyla oldukça paralel bir çizgide ilerledi. Türk Hava Kuvvetleri 1980'li yıllarda büyük bir dönüşümün içerisindeydi. Modern bir avcı uçağı alınması ve hava kuvvetlerinin bu uçaklarla donatılması en öncelikli hedeflerden biriydi. Daha önceki videolarımızda bu süreçten size bahsetmiştik. Çok kapsamlı çalışmaların ardından Türkiye bu ihtiyacını F-16 savaş uçaklarıyla karşılayabileceğine karar verdi. Ve haliyle Amerika'nın kapısını çaldı. Sipariş oldukça yüksek sayı içeriyordu ve anlaşmanın detaylarında bu sayı Ankara için değerli bir koz oldu. Uçakların ve motorlarının üretimi konusunda Amerika ikna edilmişti. Uçakların bazı parçaları da motorlar da lisanslı olarak ülkemizde üretilecekti. Bu nedenle hızla iki şirket kuruldu. Bunlardan ilki bugün büyük çoğunluğun TUSAŞ olarak isimlendirdiği TAİ'ydi. Diğer şirket ise TEİ. TEİ, 25 Ocak 1985 tarihinde F-16'ya güç veren General Electric imalatı F-110 motorlarını üretmek için kuruldu. 2 yıl gibi kısa sürenin sonunda ilk motor ve motor parçalarının üretimleri tamamlanmış, sevkiyatları yapılmıştı. İşte o dönemde Türkiye hem üretim hem montaj konusunda aslında büyük bir devrime de şahit oldu. Motor gibi son derece karmaşık bir unsur için parça üretebilmek, yurt dışından gelen oldukça spesifik malzemeleri birleştirebilmek ve nihayetinde bir bütün olarak motoru ortaya çıkarabilmek Türk mühendisler için yeni bir meydan okumaydı. Bazı tecrübeleri isteseniz parayla dahi satın alamazsınız derler ya, bu da o hesap. Aslına bakarsanız Türkiye'nin üretmek için yoğunlaştığı 3 temel motor türü var. Pistonlu motor, türbinli motor ve roket motoru. Birer cümleyle bu motor türlerinin çalışma mantığını ve kullanım yerlerini açalım. Pistonlu motorlar genellikle İHA ya da SİHA'lar, gemiler, tanklar ve lokomotiflerde kullanılıyor. Benzinli ve dizel türleri var. Türbinli motorlar da kendi arasında turbojet, turbofan, turboshaft ve turboprop olarak ayrılıyor. Bu motorlar da yine uçak, helikopter, tank gibi dev platformlarda kullanılıyor. Roket motorları adı üstünde roketlerde kullanılıyor. TEİ üzerinden ilerleyeceğimiz için roket motorlarını ayrı bir kenara koyuyoruz. Belki gelecek bölümlerde Roketsan ve Kale grubu başta olmak üzere sektörde farklı kurumlarca üretilen roket motorlarına ayrı bir parantez açarız. Konuyu çok dağıtmadan yeniden Türkiye'nin yerli motor macerasına dönelim. Eğer savunma sanayinde yerlileşme, millileşme ve mümkün olduğunca ambargolardan kaçınabilme niyetiniz varsa, motor konusu listenizin en üst sıralarında yer alacak bir mesele. Günün sonunda eğer motoru platforma takamazsanız, içindeki sistemler kimsenin işine yaramaz. Sonuçta size müzede kullanacağınız hava araçları değil, gökyüzünde ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek araçlar lazım. Uçmak için de motor şart. Aslında Türkiye her ne kadar bir yandan F-16'lara can veren motorları lisanslı olarak üretiyor olsa da sizin de bildiğiniz üzere başta insansız hava araçları olmak üzere
90'lı yıllardan itibaren kimi projeler için acaba yapabilir miyiz sorusu gündeme geliyor. Her kurum üzerine düşeni çalıştıktan sonra yapabiliriz yanıtı alınıyor ve kollar sıvanıyor. Ancak işler bizim burada yazdığımız kadar kolay olmuyor. Hem içeriden hem de dışarıdan nasıl zorluklar çıkarıldığını artık hepimiz biliyoruz. İşte benzer bir hikaye aslında TEİ'nin yolculuğunda da önemli bir yer tutuyor. TUSAŞ, Anka serisi insansız hava aracı projesine başladığında motoru Almanya'dan tedarik ediyordu. Şirket bir takım zorluklar yaşadı. Türkiye'ye motor verilemedi. Sonrasında Çinliler satın aldı derken Anka ciddi bir motor kriziyle karşı karşıya kaldı. Almanya'dan gelen motor 155 beygir gücündeydi. Haliyle TEİ'ye yeni bir yol göründü. Kurumun o dönemde elinde neler vardı biraz o yılları hatırlayalım. TEİ, özgün jet motorlarını geliştirmeye 90'lı yıllarda başladı ve bu çalışmaların ilk meyvesi TEİ J35 motoru oldu. Çekirdek motoru 2004 yılında geliştirildi. Bu motorun turboprop varyantı olan TEİ TP38, 2005 yılında kullanıma girdi. Uçak savar topçularının atış eğitiminde kullanılan Turna hedef uçağının İngiliz imalatı olan motorunu yerlileştirdi. 2014 yılında TEİ ilk kez yerli yanma odasının kullanıldığı motor olan TJ90'ı üretmişti. Ancak TJ90'ın yetenekleri Anka için yetersizdi. TEİ'nin artık tek hedefi vardı. 155 beygir gücünde bir motor üretebilmek ve Anka'yı uçurabilmesini sağlamak. Türk mühendisler oldukça zorlu şartlara rağmen 2015 yılında PG-115 adında bir motor üretti. 115 beygir güç üreten bu motor Anka'ya monte edildi ve hemen ilk uçuş başarılı şekilde gerçekleşti. O dönemde 9 adet üretildi bu motordan. Ancak arkası gelmedi. Arkası gelmedi dediğimiz için sizin de içinizden olumsuz duygular geçti mi? Merak etmeyin. Bu sefer hikayenin sonu mutlu bitiyor. TEİ 9 adet üretip PG-115'i durdurdu. Çünkü motor konusunda kesinlikle göz ardı etmememiz gereken bir kural burada da devreye girdi. Eğer siz bir motorun çekirdeğini üretebiliyorsanız, onu gelecek dönemlerde istediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz. TEİ bu gerçeklikten yola çıktı ve hemen vites yükseltti. Bir sene sonra yani 2016'da PD-155 motoru piyasaya hızlı bir giriş yaptı. Anka için üretilen bu dizel İHA motoru adından da anlaşılacağı üzere 155 beygir güç üretiyordu. Eğer bir gün Türk havacılık motorlarının tarihi yazılacaksa en büyük kırılmalardan birinin PD-155 ile yaşandığını okuyabiliriz. Bu yıllarda Türkiye'nin İHA yolculuğu başka bir hal aldı. Bir yandan çok daha fazla sayıda üretim, diğer yanda bu platformların silahlanması gibi etmenler, öte tarafta terörle mücadelede artan ihtiyaçlar ve sınır ötesi harekat planlamaları gibi etmenler, Ankara'nın daha güçlü motor ihtiyacını bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Ama az önce de bahsettiğimiz gibi, motoru bir kez ortaya koyduktan sonra işiniz sonraki süreçlerde oldukça kolaylaşıyor. Takvimler 2017'yi gösterdiğinde Anka'nın silahlı versiyonu için geliştirilen PD-170 dizel İHA motoru kamuoyuna duyuruldu. TEİ'nin yeni ürettiği motor hacim olarak bir önceki nesille aynı ancak güç olarak ondan çok daha iyiydi. Yani platformlar için bir tasarım değişikliği olmadan motoru değiştirip çok daha uzağa gidebilmek, çok daha fazla havada kalabilmek, çok daha ağır yükle kalkabilmek mümkündü. TEİ tarafından tasarlanan ve üretilen Türkiye'nin ilk milli turbo dizel havacılık motoru TEİ PD-170'in havada kalış süresi, rekorları kıran Aksungur'un yanı sıra Anka ve Bayraktar TB3'ün de kullandığını anımsatalım. 2017'de PD-170 gibi oyun değiştirici bir motoru Türk savunma sanayine kazandıran TEİ aynı yıla son derece değerli bir projeyi daha sığdırdı. Gökbey helikopteri için üretilen TS-1200 çekirdek motoru. Çekirdek motor dediğimizde artık siz de bunun bir joker olduğunu ve istenilen şekilde hızla geliştirip kullanılabileceğini biliyorsunuz. 2018 yılına gelindiğinde TEİ'den motor haberi bekleyenler yine boş geçmedi. Bu kez sahnede T-70 Karaşahin helikopteri için üretilen T-700 TEİ-701D motoru vardı. Böylece Türkiye ilk kez yerli helikopter motoru üretebilmişti. Motorun tüm sistemleri yerli olarak üretildi. Ancak yine lisans meselesi vardı ve bu nedenle milli olarak kabul edilmedi. Yerli ve milli arasında böyle bir fark var. T-70'ler için üretilen motor projesi kapsamında ilk kez 6 farklı kullanıcının çok çeşitli görev ihtiyaçları birleştirildi. Ve işte herkesin bizim için uygun dediği o motoru Türkiye üretti. Son yıllarda özellikle de Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte adını daha sık duyduğumuz bir ürün var. Kamikaze İHA'lar. İşte bu platformlar için de TEİ motor üretti dersek şaşırır mısınız? Şaşırmayın. 2019'un sektördeki ilk önemli haberlerinden biri PG-50 motorunun üretilmesiydi. Bu motor kamikaze İHA Kargı için kullanıldı. Dolanan mühimmatın nedenli önemli bir güç çarpanı olduğunu gördüğümüz bu yıllarda
PG-50'nin de Ankara için nasıl bir koz olduğunu daha iyi anlıyoruz. Ne durumdasınız? Yoruldunuz mu? Biz de motor konusunu araştırırken epey yorulduk ama daha bitmedi. Gerçekten de ülkemiz için çok kritik motorlara geliyoruz. Sıradaki motorumuz PD-222 Turbojet İHA motoru. 2019'da üretildi. Anka, Aksungur, Bayraktar TB3 bu motorla gökyüzüyle buluştu. PD-222 dünyadaki rakiplerinden pek çok anlamda olumlu açıdan ayrılan bir motor. Bir kere kullanım ömrü onlardan çok daha uzun. Açık kaynaklara yansıyan kimi bilgilere göre rakiplerinin kullanım ömrü modernizasyonla birlikte 1800 saatlere yükseldi. Ancak T'nin bu canavarı 3600 saat uçabiliyor. Araç satış ilanlarında gördüğünüz az yakar çok kaçar klişesi var ya, işte bu laf havacılık camiasında PD-222 için söyleniyor. Rakiplerinden daha hafif, daha güçlü ve çok daha gelişmiş özelliklere sahip. Haliyle üzerinde takılı olduğu platformu da aslında çok daha güçlü bir konuma taşıyor. Şu ana kadar her ne kadar İHA ve SİHA ağırlıklı gitmiş olsak da 2020 yılı itibariyle T'yi envanterine çok ilginç bir motor daha ekledi. TJ-300 orta menzil gemi savar füzelerinde kullanılacak turbojet motoru. Söylerken bile aslında ürün ne kadar önemli olduğunu bas bas bağırıyor. Bu projede TÜBİTAK ve Roketsan'ın da olduğu bilgisini paylaşalım. Tamamen milli olarak tasarlanıp geliştirilen ve imal edilen turbojet motoru dünyada bir ilke de imza attı. Füze sistemlerine uyarlanabilmesi için son derece kısıtlı bir çapta böylesine büyük bir itki üretebilen dünyadaki ilk motor TJ-300 oldu. 2020'yi tek motorla kapatmak istemeyen T'yi aslında bir aile ürettiği PD-170 motorunun yeni bir türevini duyurdu. PD-170'in tek turbolu T'yi PD-180ST adlı yeni bir versiyonun geliştirildiği açıklandı. Türk mühendisler mevcut T'yi PD-170'in ağırlığını 7 kilogram daha düşürmüş ve kalkışta %10 daha fazla güç sağlayan bir motor geliştirmişti. Bu motor akıncı başta olmak üzere kimi farklı alanlarda kullanılacak. Her ne kadar o dönem başka bir motor gelişmesi beklense de T'yi yine bir sürpriz yaptı ve aynı yıl içinde ürettiği 3. farklı motoru duyurdu. TS-1400 isimli bu motor Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru. Yaklaşık 6 yıl gibi rekor bir sürede üretildi. TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ilk özgün genel maksat helikopteri olan Gökbey ile ilk uçuşunu Nisan 2023'te gerçekleştirdi. TS-1400 için ayrı bir parantez açmak şart. Aslında kıssadan hisse anlatacak olursak, yukarıda sıkça bahsettiğimiz çekirdek motor yaklaşımı TS-1200 ile başka bir evreye geçti. Türkiye bu projeyle ilk kez çekirdek motorun ötesine geçip daha büyük ve güçlü bir motor yapmaya başladı. Bu motorun sadece Gökbey'e değil, Türkiye'nin yüz akı projelerinden atağa da güç vereceği bilgisini paylaşıp devam edelim. Tarihler 2021'i gösterdiğinde T'yi son 10 yılda neredeyse her dönem olduğu gibi yine yeni bir motor ürettiğini açıkladı. PD-222ST isimli bu motor temel olarak PD-222'nin bir üst versiyonu olarak nitelenebilir. Motorun boyutu ve bağlantıları aynı kalacak şekilde gücü 55 beygir artırıldı. Ağırlığı 5 kilogram hafifletildi. Dolayısıyla hem kalkışta hem de irtifada çok daha güçlü bir motor ortaya kondu. 2022 ve 2023'ü T'nin sessiz kaldığı ama dönüşünün muhteşem olduğu yıllar olarak adlandırmak mümkün. Bir yandan eldeki motorların sayısını artırmak isteyen Türkiye, diğer yandan artan savunma sanayi ihtiyaçları ve ortaya çıkarılacak yeni gurur projeleri için de çok daha güçlü motorlara ihtiyaç duyacaktı. T'yi de arka planda bu sürecin hazırlığındaki en kritik kurumlardan biri oldu. Yakın bir geçmişe kadar Almanya ya da Kanada gibi ülkelerden motor isteyen, gelmediği zaman projelerinde ciddi gecikmeler yaşayan Türkiye, Kızıl Elma, Anka 3, Kaan gibi her biri son derece üst düzey projelerle adından söz ettirmeye başladı. Türk savunma sanayinin en büyük meydan okumalarından biri olan yerli ve milli motorlarda geçtiğimiz aylarda çok kritik bir eşik aşıldı. T'yi tarafından geliştirilen ülkemizin ilk askeri turbofan motoru TF-6000 ilk kez çalıştırıldı. Anka 3 ile Kızıl Elma'ya güç verecek bu motorla kazanılan imkan ve kabiliyet pek çok projede ve farklı alanda kritik kazanımlar sağlayacak. Aslına bakarsanız TF-6000 ile Türkiye ilk kez denediği işlere girdi. T'nin PD-170 ve TS-1400 motorlarında elde ettiği tecrübeler elbette bu projede de çok değerli roller üstlendi. Burada sizinle paylaşmak istediğimiz bir detay var. T'yi tamamen kendi öz sermayesiyle bu projeye başladı ve o şekilde devam ediyor. TF-6000 için ihtiyaç duyulan kritik altyapılar da ilk kez bu proje için kuruldu. Haliyle takvim hem çok zorlu hem de ciddi güçlükleri beraberinde getiren cinsten. TF-6000'in Kızıl Elma ve Anka 3'te kullanılacağına yoğunlaşsak da arka planda aslında bu motor Türkiye için çok kritik bir kapı daha açıyor. Bu tür çok gelişmiş platformları Amerika,
Rusya ya da Çin gibi ülkeler talep eden herkese vermiyor. Haliyle Afrika, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Güney Amerika'ya kadar dünyanın dört bir yanından Türkiye'nin kapısı çalındığında kimse satabilir miyiz demeden, herhangi bir veto riski taşımadan yolumuza devam edebileceğiz. Çünkü motorlarını da biz üretmiş olacağız. Motor çekirdeği konusu aslında TF6000 için de önemli. Videonun başında küçük bir motorda önce çekirdeği üreten Tay'in sonrasında neler yapabildiğini gördük. Böylesine güçlü bir motoru ürettikten sonra çok farklı platformlarda ihtiyacınıza göre hızla yol almanız mümkün. Ancak motorun ilk kez çalıştırılması bugünden yarına hemen hazır hale gelecek anlamı taşımıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada en iyi ihtimalle 5 yıla ihtiyacımız var demişti. Erdoğan'ın daha önce kimi projelerde yaşanan aksaklıkları göz önünde bulundurarak itidalli bir tarih verdiği düşünülüyor. Sektöre yakın kaynaklarsa en geç 4 yıl içinde TF6000'in envantere girebileceği görüşünde. TF6000'in milli muharip uçak Kaan için ne anlama geldiğine ilişkin küçük bir notla yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Her şeyden önce şunu unutmamak gerek. Henüz Kaan'ın motorunu kimin üreteceği belli değil. Farklı kurumların çalışmaları var. Ancak ortada henüz bir netlik yok. TEİ tarafı için bildiğimiz detaylardan biri de eğer Kaan için görev buraya verilirse TF10000 için hızla yol alınabileceği. Çünkü çekirdek kısmını TEİ üretti. Ortaya koydu ve motoru çalıştırdı. Uçak motorları tasarlamak mühendisliğin belki de en uç noktalarından biri. Tüm parçaların son derece hassas şekilde imal edilmesi gerekiyor. Bir motorun tasarlanması ve üretimi için uzun yıllara ihtiyaç duyuluyor. Ancak bununla da bitmiyor. Ardından test ve sertifikasyon süreci geliyor ki bunun da nedenli zor olduğunu ayrıca anlatmaya gerek yok. Günümüzde uçak motorları kilogram başına en yüksek katma değeri üreten ürünlerin başında geliyor. Yani bir uçak motoru üretebilmek sizi sadece dünyanın sayılı ülkelerinden biri yapmıyor. Aynı zamanda bütçeniz için de çok ciddi bir artı oluyor. Sadece bu da değil. Savunma sanayinde genelde işler hep askeri açıdan ele alınır. Bir uçak motoru üretebilmenin diplomasi açısından ne anlama geldiği konusuysa pek önemsenmez. Türkiye'nin SİHA'lar başta olmak üzere milli platformların satışıyla nedenli geniş bir coğrafyada etki ürettiğini son yıllarda sıkça gördük. Motoru da bu denklemden bağımsız düşünemeyiz. Ankara ürettiği havacılık motorlarıyla aslında altın değerinde bir diplomasi aracı da kazandı. Türk mühendisleri başardı. Dünya savunma sanayi alanında artık daha güçlüyüz. Elbette bu projelerde kimi zaman aksaklıklar yaşandı. Hatalar yapıldı. Bazılarında gecikildi. Ama günün sonunda bu yola baş koyanlar bir şekilde ortaya somut ürünler konmasına vesile oldu. Yolumuz uzun. Aşılacak engeller, üretilecek motorlar var. Hür ve özgür uçulacak nice coğrafyalar var. Şimdi arkamıza yaslanıp yerli milli motorlarımızla gök vatanda boy gösteren hava araçlarımızı gururla seyretme zamanı. Hoşça kalın. GZT'ye abone olarak yeni envanter içeriklerimizden kolayca haberdar olabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz.